Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün yüksek frekans tekniği dersimizin ilk gününü işleyeceğiz. Neden yüksek frekans teknikleri demişler? Öncelikle onu söyleyelim. DC devre dediğimizde DC devrelerde frekans nedir? 0 Hz'dir. Yoktur frekans. Bu sebeple DC devre olarak adlandırılır. AC devrelerde peki en çok kullandığımız elektrik devrelerinde DC olmayan elektrik AC devrelerinde kaç frekans vardır? Kaç hertz frekans vardır? Örneğin şu prizde kaç hertz frekans vardır? 50 Hz frekans vardır arkadaşlar. Bazen bu 60 Hz olur. Bazen ise 75 Hz olur. Veya ülkeden ülkeye değişir. Ama bizim ülkemizde genellikle 50 Hz kullanılır. Bunlar basit devre yapımlarında, çözümlerinde kullanılan frekanslar. Ama daha spesifik düşünürseniz, mesela bir telefonun çalışması için 4G, 4.5G, 5G'nin çalışması için 2600 MHz örneğin 4.5G. 5G, 5 GHz'den başlıyor. 30 GHz'de dahi 5G frekansı var. Veya uydu yaptığınızı düşünün. Uydu yapıldığını düşünün. Uzaya fırlatıldı size. Uydu sinyalleri yolluyor, televizyon sinyalleri yolluyor veyahut FM radyosunu düşünün, AM düşünün. Hani bu tip devrelerde 50 Hz elektrik devre frekansı değil, daha farklı frekanslar kullanılır ve gitgide bu frekanslar artıyor. Çünkü kullanıldıkça yeni ürünler için kullanılmamış olan frekanslar gerekiyor arkadaşlar. İşte bu kullanılmamış olan frekanslar da gitgide daha büyük frekanslarda yakalanıyor. Daha büyük frekanslar temiz çünkü. Bu sebeple yüksek frekans tekniği dersini sizlere vermeye, açmayı uygun bulduk. Şimdi en çok kullanılanları ve neden kullanıldığı, kullanım alanlarını ben yazacağım. Orta frekans diye adlandırdığımız ve İngilizce'de de middle frequency dediğimiz 300 kHz ile 3 MHz arasında olan frekans çeşidi arkadaşlar. Yüksek frekans dediğimiz high frekans olarak adlandırılır ve bir dekat daha arttı, 3 MHz ile 30 MHz arasıdır. Sonra çok yüksek frekans dediğimiz very high frekans olarak adlandırıyoruz. 30 MHz ile 300 MHz arasındadır. Ultra yüksek frekans ise UHF ile adlandırılır. 300 MHz ile 3 GHz arasındadır. Peki bunlara genel isim de vermişler. Yani nasıl isim vermişler? L bandı demişler, S bandı demişler, C bandı demişler, X bandı demişler gibi. Onlara da geçeceğim ama önce şunları hepsini bir bitirmek istiyorum. Sırayla ne gidiyor? Sırayı şuradan biraz alttan devam edeyim çünkü en düşük olanı yazacağım şimdi. Sırayla devam etmeyeyim de en düşük olanı. Extremely low frequency arkadaşlar. Bu niçin kullanılıyor? Define aramalarında metal dedektörü yapıyorlar ya, işte bu kullanılıyor. Super low frequency dediğimiz arkadaşlar. Denizaltı haberleşmesi ve elektrik güçlerinde. Demek ki 50 Hz burada. Elektrik güç devreleri. 50 Hz burada demek ki. Ultra low frequency arkadaşlar neymiş? Telefon ses bölgesiymiş. Telefon ses bölgesi. VLF. Bakın fark ettiniz mi? ESUV low frequency olduğu için UV diye gidiyor. Normalde yükseklerde nasıldı? VU diye gidiyordu. Very ultra, ama burada low, L olduğu için hani az, çok düşük frekans demek bu Türkçede. VLF ise sonar ve seyri sefer. Yani seyri sefer ne demek? Örneğin gemiler için yön bulma, haberleşme gibi alanlarda kullanılıyor demektir.
VLF'den sonra low frekansı var, düşük frekans. LF'de radyo işareti. Ve yine seyri seferde kullanılıyor. LF'den sonra arkadaşlar şuradan bir ok alayım. Dersin başında bahsettiğim MF, HF, VHF ve UHF geliyor. Bu sırayla geliyor. UHF'den sonra peki ne devam ediyormuş? High frekansından ve veri high frekansı ve ultra high frekansından sonra ne gelir sizce? Bakın burada ipucu var. U'dan sonra S geliyor değil mi? Süper high frekansı gelir. Peki bu nerede kullanılıyormuş? Bu da yine radarlarda ve uydu haberleşme sistemlerinde kullanılıyor arkadaşlar. Extremely high frekansını verip yazmadığımız kullanım alanlarını yazalım. Bu da radar ve uzay araştırmalarında kullanılıyor arkadaşlar. Middle frekans yani orta frekans AM ki sizin de bildiğiniz gibi AM amplitude modulation, genlik modulation nerede en çok karşımıza çıkıyor? Radyolarda uzun uzak yerlerdeki radyoları dinlemek için AM kullanılıyor arkadaşlar. 3 MHz ile 30 MHz arası ise frekans modulation FM kullanılıyor. Fax da kullanılıyor. Fax kalmasa da bu high frekansı burada kullanılıyor. Ve uzak yerleri dinleyebilmek için zaten kısa dalga gerekir. VHF nerede kullanılıyormuş arkadaşlar? Radyo FM yine FM'de var. TV var. Hatta karasal yayınları hatırlarsanız VHF, OHF seçenekleri vardı. Polis radyosu ve hava trafik gibi özellikleri var. Hava trafikte kullanılıyor. Son olarak da UHF değerimiz yazalım. Ki bu da çok önemli. Radar ve yine uydu haberleşmesinde kullanılabilir. SHF'de olduğu gibi. Ve arkadaşlar yine TV. VHF, UHF, TV dedik. Bunlar en çok kullanılan, daha doğrusu hepsini yazdık neredeyse. Bu şekilde isimlendirilen frekans bantlarıdır. EAF'den sonra, Extremely High Frequency'den sonra, Extremely High Frequency'nin bu arada frekans değeri kaçtır? UHF 3 GHz ile bitiyordu. O zaman SHF 3 GHz ile başlıyor, 30 GHz ile bitiyor. EAF 30 GHz ile başlıyor, 300 GHz ile bitiyor arkadaşlar. Daha sonra ne geliyor? EAF'den sonra yeni bir sayfa açıyorum. Şuraya EAF diyorum. EAF'den sonra ne geliyordu yani? Devam edelim. Başka bir kalem alıp çok bildiğimiz bir şeyi yazalım. O da kızılötesi. Kızılötesi. Peki nerede kullanılıyor kızılötesi? Kızılötesi arkadaşlar gece görüşü sistemlerinde en çok kullanılan frekans bölgesidir. Sonra görünür ışık. Yani insan gözünün görebildiği görünür ışık. O da 720 nanometre ile 380 nanometre arasında. Peki bu nanometreleri nereden bulduk biz? Nanometreler arkadaşlar bir lambda dalga boyu C bölü F'ye bağlıdır. C ışık hızı, F frekans. 3 çarpı 10 üzeri 8 bölü frekans derseniz lambdayı bulursunuz. Yani bu 720 ve 380 oradan gelen değerler. Onlara geçeceğiz. Görünür ışıktan sonra ne varmış? X mor ötesi ışını var önce. Mor ötesi. Nerede kullanılır? Şu anda çok gerekli olan ultraviyole ve sterilizasyon. Sterilizasyonda kullanılır arkadaşlar.
Mor ötesinden sonra X ışınları, ışınları tıbbi tanılarda kullanılır. X ışığından sonra da gamma ışınları geliyor. O da yiyeceklerin genetiğini değiştirmek için kullanılıyor ve kanser tedavilerinde kullanılıyor. Bu da tamamsa şimdi yeni bir sayfa açıp bunları başka türden isimlendirdiğimizi söylemiştim. Onlardan bahsedeceğim. İlk önce L bandı. L bandı 1-2 GHz arası. L bandından sonra S bandı geliyor ve 2-4 GHz arası. Sırayla bantları yazayım. Siz bunları kendiniz düşünebilirsiniz. Çünkü 4-8 diye gidiyor. Veya yazalım. 4-8. Arada karışabilir. X bandı olduğunda arkadaşlar 8-12. Peki bunlar niye böyle X bandı, Q bandı mesela denmiş, K bandı var biraz sonra. Bunları bulan kişinin adı Q ile başlıyordu zannedersem, oradan kalan bir şey. Bu şekilde isimlendirilmiş. Sonra K bandı 18, 26. Sonra K bandı bu da 26, 40 GHz. Ki bu da benim yaptığım bir projede K bandı kullanmıştım. Arkadaşlar peki niye böyle bir isimlendirme gerekiyormuş? Hadi bir öncekini anladık. Birer dekat aralıklarla Extreme Love, Super Love, Ultra Love, Very Love gibi isimler vardı. Peki şimdi L, S, C, X, Q, K, K ne alaka? Bu da arkadaşlar siz bir ürün yaptığınızda, bir ürün gerçekleştirdiğinizde o ürüne uygun malzemeleri daha rahat piyasada bulabilmek için veya o frekans aralığında çalışan literatür araştırmalarını daha rahat yapabilmek için bir isimlendirme çeşidi ve gayet de işimize yarıyor. Özellikle elektromanyetikçilerin, anten üzerine çalışanların, mikrodalga ve milimetre dalga cihazlar ve devreler üzerinde çalışanların işine yarayan bir isimlendirme çeşididir. Burada bir girişim var. Bakın 60 hem burada hem burada mesela hangisine kullanırsınız? Hangi V tipi mi, E tipi mi? Veya burada da bir girişim var. 75'ten başlıyor bu. 90 için, 80 için mesela hangisini kullanırsınız? Arkadaşlar şimdi bir frekans eksenine gain ekseni düşünün. Gigahertz olarak burayı düşünürsek. Şimdi sizin şöyle bir bant genişliği, bant geçiren filtreniz vardır veya gain kazanç grafiğiniz vardır şu frekansta. Bu frekans, orta frekans değeriniz hangisine yakınsa mesela 80 85 ise atıyorum 85 ise bunu kullanmazsınız. Neden? Çünkü 85-90 çok yakın ama 85 burada biraz daha ortada. Hani bunu kullanmak daha mantıklı. Öyle seçebilirsiniz. V'den sonra F'yi de verelim ve bitirelim. 90 ile 140 GHz arasıdır arkadaşlar. Bu bant isimleri. Bant isimlerini de verdik. Yaklaşık bant tanımlarıydı başlığımızın adı. Yeni bir sayfa açıp buradan X eşittir VT formülü ile, yani çok basit bir formül ile girizgah yapalım. Elektromanyetik dalgalarda arkadaşlar bakın bu bir dalganın ilerlediği yoldur. Bu şekilde ilerliyor ve böyle bir yol alıyor, tamam mı? Şu noktadan şu noktaya kadar aldığı yola biz 2 pi'lik yol veyahut dalga boyu diyoruz. Aldığı yol x kadar olsun ve x de bir dalga boyu kadar olsun. O sebeple biz burada x yerine dalga boyu olan lambdayı yazıyoruz. Peki bu elektromanyetik dalga, elektromanyetik E ve H bileşenleri olan bu dalga ve K yönünde yayılan, Z yönünde yayılan bu dalga boşlukta mı yayılıyor? Yoksa
İçinde bir malzeme olan bir ortamda mı yayılıyor? Boşlukta yayılıyorsa buraya C yazıyoruz. İçinde malzeme olan bir ortamda yayılıyorsa buraya V, P yazıyoruz. Yani yayılma hızı, propagation velocity'den geliyor. Ve buraya da T değil de bir tam yolu almak için bir periyot geçiyor. O yüzden büyük T olarak yazıyoruz arkadaşlar. Bu arada büyük T değeri eşittir 1 bölü F'dir. Yani bir periyot 1 bölü F olarak, 1 bölü frekans olarak adlandırılır arkadaşlar. Bu sebeple biz C bölü F diye görürüz genelde lambda denklemini. Bu da tamam. Dediğim gibi eğer içinde bir ortam olan yerde yayılıyorsa lambda eşittir Vp bölü F olarak görürüz. Genel olarak biz C'yi 3 çarpı 10 üzeri 8'e çok yakın olduğu için C eşittir 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye alıyoruz arkadaşlar. Normalde 2,99 küsuratları var ama 3 çarpı 10 üzeri 8 olarak alabiliriz. Peki bunu ölçtük mü? Bir radarımız mı var? Işık hızını ölçen bir radarımız mı var? Hayır, en büyük ışık hızı olduğundan dolayı onu ölçen bir radar zaten yok, olamaz. Biz bunları mu ve epsilon değerlerine göre ölçüyoruz. Peki nedir bu mu ve epsilon değerleri? Mu arkadaşlar manyetik geçirgenlik. Epsilon da elektrik geçirgenlik. Bu arada arkadaşlar kaynak önermem gerekirse ben David Chang'in Mühendislik Elektromanyetik Temelleri kitabını ve David Pozar'ın Mikrodalga Mühendisliği kitabını kullanıyorum. Ayrıca bazı kısımlarda antenle ilgili kısımlarda Balanis'in Anten Teorisi kitabını kullanıyorum. Yine David Chang'in Alan ve Dalga Elektromanyetiği isimli kitabı var. Buralardan yararlanıyorum. Siz de yararlanabilirsiniz. Peki biz şimdi mu ve e'yi niye verdik? Mu ve epsilonu. Bu manyetik geçirgenlik ve elektrik geçirgenlik ile ışık hızı ölçülüyor arkadaşlar. Işık hızı çünkü C eşittir. Nasıl bulunuyor bu radar yok dedik. C eşittir. 1 bölü mu 0 epsilon 0 ile ölçülür. Biz burada mu e yazdık, burada mu 0 e 0 yazdık. Çünkü c eşittir. Burada vp'deki vp 0 diyelim buraya. Boş uzayın hızı anlamında olsun. Ama eğer vp'yi biz bulacak olsaydık vp eşittir 1 bölü kök içinde mu epsilon iki seferde yazayım. 1 bölü. Peki mü epsilon nasıl yazılıyor? Mü eşittir mü r çarpı mü 0. E eşittir r çarpı e 0 olarak yazılıyor arkadaşlar. Bu şekilde hızını ölçebilirsiniz bir elektromanyetik dalganın. Şimdi şu denklemi unutmayın. Bir sonraki sayfada o denklemi bir kullanalım. Mesela yüksek frekans için, high frekans için 3 MHz ile 30 MHz arasındaydı ya. Boş uzayda yayılıyorsun. Yani μr ve er değeri 1 olsun arkadaşlar. O zaman c eşittir boş uzay olduğu için 3 çarpı 10 üzeri 8 olacak zaten. Ben neyi bulmak istiyorum? Lambda değerini bulmak istiyorum. Lambda 1'i bulalım önce. Nasıl bulunuyordu? C bölü f ile bulunuyordu. 3 çarpı 10 üzeri 8. Frekansım da benim 30 MHz'di. Yani pardon 3 MHz'di. Yani 3 çarpı 10 üzeri 6. Buradan 100 metre. Lambda 2'yi bulalım. 3 çarpı 10 üzeri 8 bölü. O da 30 MHz idi. 3 ile 30 MHz arasındaydı yani. Bu da 10 metre. Yani 10 metre ila 100 metre arasındaymış. High frekansı olarak yayılan bir elektromanyetik dalganın dalga boyu. Bunların arasındaymış. High frekansı dalga boyu diyelim şuraya.
Peki ortam farklı olursa ne yapacağız işte? Ortam farklı olursa arkadaşlar onu da maviyle yazalım. Yani VP değeri 1 bölü kök içinde müre mesela müre değeri 4 olsun. Çarpı 4 pi 10 üzeri eksi 7. Şu arkadaşlar mü sıfırın kendisi bu arada. Mü sıfır 4 pi 10 üzeri eksi 7 değerine sahiptir. Fayda devam ettirelim. Bu da müreye birden farklı bir değer verdi. Çarpı epsilon r değerine de 36 diyeyim. Epsilon r çarpı epsilon 0 değeri de 1 bölü 36 pi çarpı 10 üzeri 9'dur. Şu da epsilon 0. Önce kanıtlayalım o zaman. Madem hani epsilon ve mü'den bulunuyor dedik. 1 bölü müre ve ere 1 ise 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı 1 bölü 36 pi çarpı 10 üzeri 9. Buradan işlemleri yaparsak arkadaşlar şurada 4 pi de vardı. Şunları unutmayalım. Şurada 4 pi var. Tamam. Buradan piler gider. 4, 36, 9 olur. Dışarıya 3 olarak çıkar. Payda kısmında yalnız dikkat edin ona. 10 üzeri 9 pay kısmına yani paydanın pay kısmına 10 üzeri eksi 9 olarak çıkar. 10 üzeri eksi 16 kök içinde. Bu da arkadaşlar 3 yukarıya çıkar. 10 üzeri eksi 16 dışarı 10 üzeri eksi 8 olarak çıkar. O da 10 üzeri 8 olarak bulunur. Hakikaten demek ki neymiş? Mü ve epsilon kullanılarak C bulunabilirmiş. Peki devam edelim biz buradan. 1 bölü 4 dışarı 2 diye çıkar. 36 dışarıya 6 diye çıkar. Çarpı yine kök içinde diyelim. Bu kısım arkadaşlar mü 0 e 0 değil mi? Mü 0 e 0. Yukarıda aynı işlemi yaptım zaten. Yukarıdaki işlemden dolayı burası komple zaten ne çıkacak? 3 çarpı 10 üzeri 8 çıkacak. Yani benim cevabım 3 çarpı 10 üzeri 8 bölü 12 metre bölü saniye çıkacak. O da 1 bölü 4 olacak. Buradan 10 bölü 4 2,5 dersek 2,5 çarpı 10 üzeri 7 metre bölü saniye benim arkadaşlar ışık hızından ne kadar düşük bir yaklaşık bir neredeyse 10 katı gibi bir düşük sayı hız elde etmiş oluyorum. Müre'nin 4, Er'in 36 olduğu durumda. Evet arkadaşlar yine yeni bir sayfa açıyorum. Tuvaleti bildiğimiz gibi frekans artarsa lambda düşer. Çünkü frekans 3 MHz iken 100 metreydi. Frekans 30 MHz olunca 10 metreye indi. Bunlar ters orantı zaten gördüğümüz gibi. Hatırlatma konularını yapıyoruz şimdi. Sonra birimleri bir hatırlatalım. Mesela 1 metre veya 1 hertz. Birden sonra ne gelir? Yani metreden sonra kilometre, 1000 katı kilometre. Kilometreden sonra megametre. Şu metreyi sileyim çünkü onun yerine başka şeyler de gelir. 1 kilo, mega, giga, tera diye gidiyor. Alt kısma mili, mikro. Bu mü ile karıştırmayın bunu. Mikronun müsü bu. Mü işareti mikronun. Mikrodan sonra arkadaşlar nano. Sonra 10 üzeri eksi 12'ye geldik. Piko. 10 üzeri eksi 15'te. Femto. Yani bu işaretlerle adlandırılır. Şu kısımda ekstradan mesela metre konusunu düşünürsek milimetre, santimetre, desimetre ve metre olarak kullandığımız şeyler. Hani bunlar biliyorsunuz ama yine bir
hatırlatma olsun. 1 metre 10 üzeri 3 milimetre. 1 milimetre de 10 üzeri eksi 3 metredir arkadaşlar. Bir angstrom var bir de. Angstrom da 10 üzeri eksi 10 metredir. Bu hatırlatmaları da yaptıktan sonra ve basit olarak dalga tanımlarının dalga sıralamalarını yaptıktan sonra ve dalga boyu frekans ilişkilerini verdikten sonra birazdan temel elektromanyetik alan niceliklerine geçeceğiz arkadaşlar.